Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Matematik dersinizden 2. dönemin 2. yazılı sorularıyla sizlerle beraberim. Bu sorulara benzeyen soruları öğretmeniniz size sorar diye düşünüyorum. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup cevabınızı siz önce yapın. Daha sonra benimkiyle karşılaştırırsınız. Böylece kendinizi denemiş olursunuz, kontrol edersiniz. Hemen başlıyorum. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamı takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz, aşağıdaki şekil kaç eş küpten oluşmaktadır diyor. Şimdi burada hata yapmamak için ben şöyle yapıyorum genelde. İlk önce diyelim ki şuradaki küpler bakın 3 katlı. 3 katlı bir eve benzetiyorum. Bir apartmana benzetiyorum. Buraya 3 yazıyorum. 3 tane var çünkü. 3 tane de burada var. 3 tane de arka tarafta. 3 tane de burada var. Hemen yanında 2 katlı evler diye düşünüyorum. 2 katlı, 2 katlı, 2, 2. Diğerleri de 1 katlı. Ve bunları sayıyorum sonra. Herkesi yazdım. 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20 ve 24. O zaman burada 24 tane küp var. Cevabımız B şıkkı oldu. İkinci soruda uzunluk ölçüleri dönüşümleri var. Öğretmeniniz garanti bu sorunun benzerini size sorar diye düşünüyorum. Burada bizim uzunluk merdivenimiz çok işimize yarayacak. Şimdi bunu da kullanacağız. Siz isterseniz sınav kağıdınıza bu merdiveni tabii ki yanınızda bu kağıdı taşıyamazsınız sınavda. Yani çıkaramazsınız. Siz kendiniz şuraya bir merdiven çizersiniz. Buradaki kilometre metre yazabilirsiniz. Öğretmeniniz bu konuda size kızmaz. Aklınızdan bunu böyle çizersiniz ve oradan bakarsınız. Hemen uygulayalım. 3 santimetre kaç milimetre? Bakın burada santimetre ve milimetre. Yani bir basamak aşağıya iniyoruz. Aşağı inerken çarpma yapıyoruz. Bir defa indiğimizde 10 ile çarpmış olacağız. Yani bir tane sıfır ilave edeceğiz sayıya. 3'ü yazacağız. Bir tane sıfır koyacağız ve 30 milimetre. İşte bu kadar. 2 kilometre kaç metre? Bakın kilometre yukarıda. Metre nerede? Burada. Kaç defa iniyorum? 1, 2, 3 defa hopluyorum aşağı doğru. O zaman 3 tane sıfır koyarım. Çarpma yapıyorum ya. 2 koydum. 3 tane sıfır koydum. Ne oldu? 2000 metre. Şimdi şuna bakın. 2 metre ve 30 milimetre. Bunların hepsini santimetreye döndüreceğiz. İlk önce şu 2 metreyi yapalım. Bakın metreden santimetreye 1, 2 defa hopladım. Yani 200 oluyor değil mi? 2 sıfır koyunca. 200 santimetre. Peki milimetreyi döndürelim. Milimetreden santimetreye çıkacağım yukarıya. O zaman yukarıya çıkarken bölme yapıyoruz. Bir defa çıktığımda bir sıfır siliyorum. Yani 10'a bölmüş oluyorum. Bakın burada sıfır var. O zaman bir sıfır sildiğimde ne kalıyor? 3 santimetre. 200 ve 3. Ne oldu hepsi beraber? 203 santimetre oldu. Peki bakın burada 65 milimetre santimetre ve milimetre olarak yazın diyor. Yani milimetre değil santimetreye çıkacağız. Yani 10'a böleceğiz. Bir tane sıfır sileceğiz. İyi de burada sıfır yok. Yoksa o zaman silmeyeceğiz. Ne yapacağız? Bir tane rakamı ayıracağız yani. Şöyle bakın şu 5'i ayırıyoruz. Buradakiler santimetre oluyor. Bunlar da milimetre olarak kalıyor. Ya da bölmeyle de bulabilirsiniz. Mesela 65'i yani 10'a böleceğiz yani yukarı çıkıyoruz. 10'a bölersiniz. Bu uzun tarafı. Bu daha kısa oluyor. Kaç defa var? 6 kere 10 60. Bakın 6 santimetre kalanlar da milimetre. Böyle de yapabilirsiniz. Peki şunu yapalım. 5020 metre kilometre ve metre olacak. Bakın şu anda metredeyiz. Nereye gidiyoruz? Kilometreye. 3 basamak yukarı. 1, 2, 3. 3 defa yani 1000'e böleceğiz 3 basamak çıktığımız için. 3 sıfır sileceğiz yani. İyi de burada olmaz ki 2 de var yani. 3 tane sıfır olsaydı silerdik. O zaman ne yapacağız? Silmeyeceğiz biz de ayıracağız. Bakın 1, 2, 3 tanesini ayıracağız şöyle. Bunlar metreye gidecek. Şu kalan 5 kilometre olacak. Bunlar da metre olacak. Yani 20 metre. Baştaki isterseniz yazın. Fark etmez. 0, 20 de olur. İşte bu şekilde dönüşümleri yapabilirsiniz. Şu merdiveni iyi öğrenin diyorum. Üçüncü sorumuz. Bir kamyona kömür yüklenmiş ve kamyonun kütlesi 11 ton 68 kilogram olarak ölçülmüştür. Kamyonun boş iken kütlesi 4 ton 245 kilogram geldiğine göre kamyona yüklenen kömür kaç kilogramdır diyor. Şimdi burada kütle ölçüleriyle ilgili hemen şöyle bir merdiven size göstereceğim. Buradan dönüşüm yapacağız çünkü. En üstte ton. Buraya kilogram. Buraya da gram. Daha aşağıya da miligram yazılıyor. Bizim şimdi işimiz burada. Bakın 11 ton 68 kilogram. Tondan kilogram yapalım biz bunu. Ve çünkü ne diyor? Sonunda kilogram olarak soruyor.
Tondan kilograma giderken, yani aşağı doğru inerken her basamakta 1000 ile çarpma yapılır kütle ölçülerinde. O zaman 11 ton demek 1000 ile çarptığımızda 11.000. Bir de 68 var. Yani 11.068 kilogram oluyor bu. 4 ton 245 kilogram. Bakın tondan kilograma yine. 4 ton demek 1000 ile çarpıyoruz. 4.000. Bir de 245 var. 4.245. Şimdi çıkaralım. Çünkü bu brüt kütle. Buradaki kamyonun boş ağırlığı. Bunu çıkarınca geriye kömür miktarı kalacak. 8'den 5 çıktı. 3. 6'dan 4 çıktı. 2. Çıkmaz. 10'dan 2 çıktı. 8. 10'dan 4 çıktı. 6. İşte bu kadar kilogram kömür varmış. İşte cevabımız böyle oldu. Dördüncü sorumuz. Yandaki ABC üçgeni ikizkenar üçgen ve AB uzunluğu ile AC uzunluğu eşittir diyor. İse soru işaretiyle gösterilen açı kaç derecedir? Evet, oldukça zor bir soru. Ama böyle bir soruyu nasıl çözeceğimizi ben size anlatacağım. Şöyle ikizkenar üçgenin özelliklerinden yararlanacağız. Neydi ikizkenar üçgenin özellikleri? İki tane kenarı aynı oluyordu. Zaten bakın söylemiş, AB ile AC aynı. Burada da işaretleri var. Yani mesela burası 3 santimetre ise burası da 3 santimetre. Eşit yani ikizkenar. Neydi ikizkenar üçgenin iç açı özellikleri? Şöyle, ikiz olan kenarların karşısındaki açılar, yani şunun karşısında B açısı var. Diğer ikizin karşısında C açısı var. Şunların ikisinin eşit olması gerekiyor. Yani buradaki B açısı ile şuradaki kısım eşit olmalı. İkizkenar üçgenin özelliği bu. İki açının da eşit olması lazım. Bir tanesi 50 zaten. O zaman şunu yapacağız. 180'den şu 50'yi çıkaracağız ilk önce gördüğümüz açıyı. Geriye ne kaldı? 130 derece. 130 demek şu ikisi demek. Ve eşit. O zaman 130'u 2'ye böleceğiz. 6 kere 2, 12. 1 kaldı, 0'ı getirdim. 5 kere 2, 10. Yani açılardan bir tanesi 65. Diğeri de 65 oluyor. İkiz olduğu için iki açı da eşit oluyor. Şimdi biz burayı bulduğumuza göre soru işaretinin yanına geldik. İkisi beraber bakın bir doğru açı olmuş. Doğru açı kaç dereceydi? 180 derece. O zaman 180'den şu 65'i çıkarırsam burası kalacak zaten. Çıkaralım. 5. 7'den 6 çıktı. 1. 115. Demek ki soru işareti 115 dereceymiş. Cevabımız da 115 oldu. 5. soru biraz zor gibi görünüyor ama dikkat ettiğimizde çok kolayca çözebileceğimiz bir soru. Neye dikkat edeceğiz? Soruyu dikkatle okuyacağız yani. Her birinin çevre uzunluğu 60 santimetre olan 4 eşit kare. Bakın her biri 60 santimetre olan 4 tane birbirinin eşit olan kareler var. Çevreleri 60'mış. Yandaki gibi birleştiriliyor. Tamam. Oluşan büyük karenin çevre uzunluğu kaç santimetre? Birleştikten sonra oluşan şu büyük karenin etrafını bulacağız. Şimdi bir karenin çevresi 60 olduğuna göre ben 60'ı 4'e bölüp şuradaki bir kenarı bulabilirim. Bir karenin değil mi? 60 bölü 4, 1 kere 4, 4, 5 kere 4, 20. Demek ki karelerden birisinin bir tane kenarı 15 santimetre. Peki diğer kareler de aynı. Bütün kenarlar eşit o zaman. Bakın burada da bir 15 var, burada da bir 15 var. Etrafını dolaşıyoruz, büyük karenin çevresini buluyoruz. İşte böyle kaç tane 15 var? Buna bakalım. Kaç kenar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kenar var. O zaman 15 ile 8'i çarparız. O büyük karenin çevresini buluruz. İşte bu kadar. 8 kere 5, 40. Elde var 4. 8 kere 1, 8. 4 de elde 12. Demek ki 120 santimetreymiş. 6. sorumuz. Belki 2 metre 5 santimetre uzunluğundaki kumaşın 80 santimetresi ile örtü diktiriyor. Berke'nin kaç milimetre kumaşı kalmıştır? En sona dikkat edelim. İlk önce biz bunları santimetre olarak bir hesaplayalım. Uzunluk merdivenini şöyle getireyim yine. Bakın 2 metre 5 santimetre. Metreden santimetreye döndüreceğim. Zaten bu santimetre. 2 metre demek 200 demek. Ve 5 de burada var. 205. 80 santimetreyi çıkaralım. Tamam. Bakalım geriye kaç santimetresi kaldı? 5. 10'dan 8 çıktı. 2. 125 santimetre kumaşı kalmış. Ama ne diyordu? Milimetre istiyor. O zaman döndürelim. Santimetreyi milimetreye döndüreceğiz. Yani bir basamak aşağıya iniyoruz. 10 ile çarpıyoruz. Yani 125'in yanına bir sıfır koyduğumuzda 10 ile çarpmış oluyoruz. Cevabımız 1250 milimetre oluyor. 7. sorumuz. Aşağıdaki üçgenlerin isimlerini açılarına göre yazınız diyor. Birinci üçgende 120 derecelik bir açı görüyorum. Yani bir tane geniş açı var.
Bir üçgende bir tane geniş açı varsa bu üçgenin adı geniş açılı üçgendir. Yazalım. Bakın burada da bir dik açı var. Yani şurası dik işaretini görüyorsunuz 90 derece. Bir tane dik açı varsa bu üçgenin ismi dik açılı üçgendir. Burada iki tane dar açı var ama üçüncüyü bilmiyoruz. Şunu bir bulalım ilk önce. 60 ve 70'i gördüklerimizi toplayalım. Ne oldu? 130. İçindeki açılar 180 olmalı. O zaman 180'den 130'u çıkaralım. Geriye 50 kaldı. Demek ki bu açı da 50 dereceymiş. Şimdi bakalım. Dar açı, dar açı, dar açı. O zaman bu üçgenin üçü de dar açılı olduğu için dar açılı üçgen diyoruz. 8. sorumuz. Aşağıdaki üçgenlerin isimlerini bu kez kenarlarına göre yazınız diyor. Birinci üçgende 5 santimetre, 5 ve 8. Bakın iki tane aynı kenar var. İki kenar aynıysa bunun adı ikizkenar üçgen oluyordu. Burada 7, 7, 7. Üçü de eşit olduğu için eşkenar üçgen. Burada ise hepsi değişik. 6, 2 ve 8 farklı. O yüzden biz buna çeşitkenar üçgen diyoruz. 9. sorumuz. Aşağıda verilen kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları eşittir. Karenin bir kenarı 8 cm ve dikdörtgenin kısa kenarı 6 cm olduğuna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm'dir? Yani dikdörtgenin şu uzun kenarını soruyor. Neler biliyoruz? Bakın bir karenin kenarı 8'miş değil mi buradaki karenin? O zaman çevresini bulabiliriz. Yani 8 ile 4'ü çarparız. 4 kenarı var ve eşit. 32. Demek ki bunun çevresi 32 cm. Ve ne diyordu? Kare ile dikdörtgenin çevreleri eşit diyordu. O zaman bu da 32. Şimdi geldik buraya. 6, burası da 6. 2 tane 6 var değil mi? 6, 6 daha 12. Şöyle göstereyim. İkisini topladım 12 oldu. 32'den bu 12'yi çıkaralım. Ne kaldı? 20. 20 ne demek? Şuradaki 2 tane uzun kenar demek. Kalanlar. O zaman ben 20'yi 2'ye bölerim. Bir kenarı bulurum. Zihinden bölelim. 20 bölü 2 eşittir 10. O zaman uzun kenar 10 santimetreymiş. İşte cevabımız bu kadar. 10. sorumuz. Yandaki kareyi aşağıdakilerden hangisiyle adlandıramayız? D, E, F, G. Bakın D, E, F, G sırayla gidiyor ve doğru. G, D, E, F, G, D, E, F. Yine sırayla gidiyor. Yine doğru bir isimlendirme. G, F, E, D, G, F, E, D. Bakın yine doğru bir isimlendirme. E, G, F, D. Bakın E, G karşıya geçti. Olmadı. Sırayı bozdu değil mi? Kenarları böyle sırayla gitmesi lazımdı. O zaman burada cevap D şıkkı. Bu uygun bir isimlendirme değil. 11. Yukarıdaki KLMN karesinde aşağıdaki doğru parçalarından hangisi köşegenleri göstermektedir? Köşegen demek bir köşeden karşıya giden çizgi demek. Bakın LN var bir de KM var. Burası olmadı. Burası da olmadı. Bakın MK diyor. Evet böyle olur. Yani illa KM demek gerekmiyor. MK de yazılabilir. Ve NL. Doğru. O zaman C şıkkı köşegenleri ifade ediyor ve işaretledik. Sırada son soru var. Aşağıdaki şekillerden hangisinin simetrik doğrusu en fazladır diyor. Şimdi bakalım A şıkkında simetri doğrusu bakın şöyle ortadan ikiye ayırabiliriz. Simetri doğrusu çizdiğimizde her iki tarafında aynı olması lazım. Aynadaki görüntüsü gibi böyle katlandığında üst üste gelmesi lazım. Başka bu şekilde de çizebiliriz. Hatta şöyle göstereyim. Bakın şöyle ayırabiliriz. Böyle ayırabiliriz. Şöyle ayırabiliriz. Böyle köşelerden yine ayırabiliriz. Yani birçok simetri doğrusu biz burada yapabiliyoruz. Diğerlerine bakın. Burada sadece böyle ayırabilirim. Yandan ayıramıyorum. Çapraz ayıramıyorum. Burada bir tane var. Dikdörtgende iki tane yapabilirim. Bir yukarıdan aşağıya bir de şöyle yatay vaziyette. Burada da ikizkenar üçgene benzeyen bir üçgen var. Burada o zaman bir tanecik yapabilirim. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru. Kimin ki en fazla oldu? Tabii ki A şıkkı. O yüzden cevap A şıkkı oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.